Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Şikayetim Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz kim? Türksel. Türksel, evet. Daha önce hatırlayacağınız üzere Vodafone'u konuk etmiştik. Dediniz ki diğer operatörleri de konuk edin. Şimdi Türksel'i ettik. Önümüzdeki günlerde Türk Telekom'u da edeceğiz. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olalım ve lafı daha fazla uzatmadan sorularımıza geçelim. Şunu söyleyeceğim öncelikle arkadaşlar. Pek çok soru geldi. Yani belki 200'e yakın, 300'e yakın soru geldi. Fakat biz bunlardan birazını aldık. Çünkü hepsini burada okumak mümkün değil. Açıklama kısmında soruların göreceğiniz, o şikayetleri görebileceğiniz haberin linkinde ve siz oraya tıklayarak da kalanını görebilirsiniz. Ama bu bütün gönderilen soruları biz iletiyoruz. Onu da size bilgisini verelim. Şimdi lafı uzatmadan sorularımıza geçelim. Aslında pek çok soru böyle bir ortak parantez etrafında şekillenmiş durumda. Zaten birazdan soruları okurken bunları yorumunu yapacağız benim arkadaşlar. Gördüğüm tarifelerden çok şikayet. Tarifeler ve eski abonelerle yeni aboneler arasındaki ayrımcılık. Evet. Diyor ki mesela ben eski aboneyim. Sana bir şey yok diyor bana. Sen yeni abonesin. Gel diyor. Türksel'in yarı hissesini sak. Yeter ki gel. Ama bu işte orada da bütün operatörlere şikayet eden kişiden genelde ondan şikayet. Ama Türksel'de bu daha fazla. Çok makas açık. Atıyorum Türk Telekom der ki sallıyorum. Bana 35 lira sana 30. Ama Türksel öyle bir yapıyor ki yarı yarıya neredeyse yani. Abuk sabuk bir fark var. Şimdi göreceğiz bakalım. Necmettin demiş ki faturalı tarife birçok uygun tarife varken kullandığım tarifeden sadece geçiş için tek tarife sunmaları 20 yıldan fazladır Türksel kullanıcısı olarak uygun tarifesi olmamasından şikayetçiyim. Tam olarak bunu demişti yani. Diyor ki geçiş için sana diyor milyonlarca tarife sunuyorlar. Biri geçecekken ama sen mesela taahhütün bitti diyelim. Sana yeni bir şey sunuyor. Tek bir seçelim işte. Atıyorum 200 liralık bu var. Geçmek istiyorsan geç, geçmek istemiyorsan mevcut tarifen sallıyorum 170 lira olacak. Evet, o kötü olmuş. Ali Ak demiş ki internet çabuk bitiyor ve çekim az. Evet bak ben bir ara Türksel kullandım gerçekten. 8 GB mı 4 GB mı ne bir paketim vardı tam hatırlamıyorum. Bitiyordu ya ayın 15 olmadı. Yarı dönemde bitiyordu sonra Vodafone'a geçtim. Bitmedi. Artıyordu bile yani. Acaba bu neden dolayı yani telefon çekmiyor, internet mi bitmiyor? Yani onun GB'ı daha mı az? Bu Türksel ne yapıyor GB'larımı maraklı yaradan anlamadım yani. İlginç. Abdülkadir demiş ki çekim kalitesi için Vodafone'dan Türksel'e geçtim ancak beklediğim performans aldığım söylenemez. Çoğunlukla Vodafone'dan daha kötü çekim kalitesi aldım. Açıkçası biraz pişman oldum. Bu biraz lokasyonla ilgili o. Evet, onu hep söylüyoruz arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgede hani mesela benim evde Türksel çekmiyor ama benim evde mesela Vodafone kullanıyorum şu anda. Çekmiyor. Evet. Türksel asansörde bile çekiyor. Evet. Böyle benim evde Türksel çekmiyor. Bu Türksel kötü olduğu anlamına gelmiyor. Lokasyona göre değişiyor. Olabilir. Mesela Vodafone bir odadan çekiyor. Türk Telekom hiçbir odadan çekmiyor. Gibi. Şimdi Mustafa demiş ki Vodafone'dan şirket olarak geçtik. Vodafone kapsama alanından şikayetlerimiz vardı. Gördük ki Türksel daha kötü. Ofiste otururken bile hat düşüyor. Şehirler arası uzun konuşabilmek mümkün değil. Allah Allah. Demiş. Demek ki bir yani şikayet mi var artık bilemiyorum ama. Türksel'in kalitesi mi düştü acaba diyelim. Fırat demiş ki öncelikle merhaba çok çeksin ve hızlı girsin diye geçtik Türksel'e. Ailece akşamları internet yavaşlıyor. Yazlıkta hiç çekmiyor. Evin çatısında çekiyor ve biraz da pahalı. Aynı fiyata diğer operatörlerde daha fazla internet var. O da aynı çekiyor. Sözleşmemiz bitince ailece çıkmayı düşünüyor saygılarımla. Yani bu gerçekten biraz insanı hani kazıklanmış hissiyatına kaptırıyor. Çünkü atıyorum sen şimdi Türk Telekom kullanıyorsun. Daha ucuz. Ben Türksel kullanıyorum. Benimki çekmiyor, seninki çekiyor. Yani ben daha fazla i̇şte paraya... Orada ben hep onu söylüyorum. Mesela sabit bir yerde kullanıyorsanız eğer, sabit bir yerde hangi operatör çekiyorsa onu alacaksın. Hani az çekiyor, çok çekiyor diye ona bakmayacaksın. Yani bakmayacaksın işte derken. İşte insan onu test edemiyor ki abi. Mesela Türksel nedir? Hani bir genel algı var ya. Türksel evet, her yerde iyi çeken. Şimdi alıyorsun mesela, atıyorum yazlığa giderken ya Türksel alayım diye orada çeksin diyorsun. Bir de zaten taahhütsüz vermiyorlar artık. Taahhütsüz istediğin zaman 3 katı fiyat çekiyor sana. Alıyorum tamam tabii, bir ay deneme imkanı da yok. Bir gidiyorsun, ha hiç çekmiyor. Hadi ne yapacaksın? Evet. Yani yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bu arada konuyla ilgili değil ama mesela bu taahhüt olayı bana çok saçma geliyor. Hani ya, 2021 yılındayız. Ama bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil ki biliyorsun. Yabancı ülkelerde de var yani. Ama yani o aralarında o kadar fark olması da bana anlamsız geliyor ki. Ama yabancı ülkelerde şöyle bir şey var. Mesela telefon alıyorsun. Onlarda sim kart kilitli geliyor telefonlar biliyorsun zaten. Ama telefon aşırı uyguna geliyor. Yani evet, neredeyse tarifenin yanında bedava geliyor. Bizde tarifenin üzerine direkt ekliyorlar yani. O kadar saçma ki atıyorum 200 liralık faturam. Telefonu da koyuyor üzerine. Telefonda 300-300 sayılar 500 lira oluyor fatura mesela. O saçma yani. O sistemi Türkiye'ye getirirken bir ya sıkıntı. Nasıl bu kadar değiştirdiler, nasıl bu kadar evrimleştirdiler? O vergiden dolayı. Bizde pahalı çünkü telefon falan filan. Neyse. Oktay ne demiş? Uzun geçen sene 3 ayda Türksel'e geçtim.
Ama geçeceğime pişman oldum. Ankara Etlik'te oturuyorum. İnternet evimde sorun oldu. Şikayet formu açtırdım. İnceleme yapmışlar. Bu bölge az çekiyormuş. Sonra annemin oturduğu Bağcı Cadde'de yine internet sorun oldu. Yine görüşme yaptım. Bu sefer bana başka telefonla denememi tavsiye ettiler. Türk Telekom'dan geçmiştim. Onda sorun yoktu. Cayma bedeli yüzünden 1 sene katlandım. Cebeci Tıp Fakültesi'nde giriş kattaki Vezne POS Türksel bağlantılıydı. Vize çekmek için POS makinesini alıp giriş kapısına gittik. Bulunduğu yerde bağlanmıyordu. 1 sene geçti. Bir daha Türksel mi çok zor. İşte yani şimdi orada lokasyon diyeceğiz ya. Adam 5 tane yer saymış. Hiçbirinde evet. Çekmiyor yani. Evet. Tamam bir yerde çekmez eyvallah dersin. Eyvallah de. Hiçbir yerde tabii. De çekmemesi biraz absürt sıkıntı olmuş. Sıkıntı var orada demek ki. Türksel bilmiyorum ya. Enteresan. Can demiş ki şikayetimi belirtmek istiyorum. 21.04.2021 tarihinde arıza talebi oluşturdum. Bugünün 29'u oldu. 48 saat çözüm. Garantisi veren firma müşterisini tam 1 hafta 2 gün mağdur etti. Fatura kesildiğinde 1 gün gecikince telefonlarım susmazken sorunumuz olduğunda karşılığını böyle alıyoruz. Pişman. Bu müşteri sorunu gerçekten önemli. Bir sıkıntı evet. Yani Türksel. Yani bunu bir el atması lazım evet. Yani söz veriyormuşum 48 saat çözüm garantisi. 1 hafta 2 gün hala bay lay lom. Ama bu sadece Türksel'de de değil. Diğer firmalar ama bak Türk Telekom'un orada hakkını yemeyeceğim. İnternet arızasını güzel çözüyorlar. Bir kere sen ne kullanıyorsun evde abi? Süper Online var bende. Ha Türksel. Fiber. Mesela ben Türk Telekom kullanıyordum. Geçenlerde internetim kesilmiş. Gece saat 2 mi 3 mü ne? Aradım. Bayağı bir bekledim müşteri servisi. Lan kim bu saatte bu kadar arıyor falan. Neyse. Aradım mesela kadın şeyi aldı arıza talebi. Dediler ki işte modeminizi açık bırakın. Hani uzaktan erişim sağlanacak. Biz bakacağız. Biz bakacağız. Eğer yapamazlarsa yarın gelecekler dediler. Gerçekten de gece yapmışlar. Sabah arıyorlar. Hani hala problem var mı? Değilse işte gün içinde uğrayacak ekiplerimiz falan diye. O açıdan iyiler yani. Müşteva Güneş demiş ki merhaba eski abonaya çantada keklik istedikleri zaman menfaatleri doğrultusunda paket değiştiriyorlar. Bir de gelen faturalar dansöz gibi durmadan kıvırıyor. Yeni müşteri için bir sürü kampanya yapıp parasını eski müşterilerden tahsil ediyorlar. Sanki mecburmuşuz gibi hep biraz daha fazla ücreti olan pakete geçmemizi zorluyorlar. Yani anlayacağınız işin başında açlık görmemiş adamlar varsa hayır çıkmaz. Tok açın halinden anlamazmış. Hele bir de aramayı gör. Ona bas, buna bas, az bekle, müzik vesaire. Aralarında pişmansız. Nerede sadaka verirseniz geliyor bunlara diyor. Evet, senin videonun başında aslında söylediği şey bu Osman. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar dedi ki diğer operatörler de hani eski operatörlerine o kadar kıyak geçmiyorlar ama Türksel makası çok fazla. Bir orantısı yani, yok adamın. Var olan müşteriye o kadar kıyak vermiyor ama yeni geçiyor neredeyse ya. Ama yeni gelene yardım ediyor. Millet de ne yapıyor ben size bunu söyleyeyim. Bir günlüğüne çıkıyor. Bakın bir günlüğüne geçiriyor hattını. Vodafone'a. Açıldıktan sonra tekrardan Türksel'e geçiyor. İndirimli tarifi alıyor. Bizim milletimiz. Hey, sen kimle dans ediyorsun ya? Bir de burada değinmek istediğim nokta faturalar durmadan kıvırıyor diyor ya. Özellikle bu yaşı yüksek olan benim annemle babama da çok yapıyorlar oradan biliyorum. İkisinde Türksel var. Ekrana birden bir yazı geliyor. Evet az önce bana geldi kapattım. Birden bir yazı geliyor. Eskiden bu yoktu. Hücresel mesajı yolluyorlar artık. Tamam dediğiniz anda sizi bir servis aboneliğine alıyorlar. Benim hele annemi cepte gol diye bir şeyi 5 kere almışlar ya. 5 kere aynı abonelik parası kesiliyor. O çok ayıp bir şey. Ben de onu. Yani, bir tek Türksel yapıyor bunu bu arada. Diğerlerini görmedim ben. Vodafone'da var mı mesela? Yok Vodafone'da yani böyle abuk subuk şeyler yok. En fazla onda işte tarifenizi yükseltelim mi diye geliyor bana. Evet desem bile evde hani arıyorlar sonra da beni onay vermişsiniz falan. Hayır onda bir konfirmasyon olması lazım. Evet yani, tamam diyor tamam. Da, cepte gol mi bilmiyor abuk subuk bir servis. Bir baktım 5 tane parası çekiyorlar bir de kadın. Diyor ki orada ya diyor benim tarifim işte 60 lira mı neydi diyor. Yani futbol, lira geldi. Futbolla ilgileniyorum ben o zaman. Allah Allah anne. Bir de mesajlar gelip duruyor. Tamam işte. Dakika 84 bilmiyorum kim gol attı. Evet annem barış mı oynuyor ne yapıyorsun lan? Şeye bir baktım servislerime 5 tane şey abonelik iptal et, iptal et, iptal et hepsini iptal ettim. İşte o çakallıklarla iş yapmak için. Ya bu Türksel'de var ama babama da aynısını yaptılar, anneme de aynısını yaptılar. Yani bilmiyorum bu çok kötü bir şey. Muhtemelen pek çok kişiye de aynı şey yapıyorlar. Arkadaşlar bunların bir uygulaması var ya onu uygulamayı indirin. Orada servislerim, ek paketlerim bilmem nelerim falan var. Oraya girin bakın. Yani haberiniz olmadan siz pek çok şeye abone etmiş olabilirler. Sonra dersiniz ya bu hava durumu mesajı bana ne iyi. Ne kadar iyi bir operatör. Tabii hava durumu mesajı da yok. Son şikayetimizi Mihriban'dan aldık. Biz şöyle söyleyeyim. 50 TL anlaştığım pakete 70 TL ödüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Faturalara geçmeyin. Ben ne diyor? Çıkacağım. Faturalı da 10 GB internet 70 kontrolü de 20 GB 70 TL diyor
Mihriban'da böyle bir ipucu vermiş sizlere ve bizlere. Yani kontrolünün şöyle bir dezavantajı var sadece. Bitiremediğin zaman atıyorum. Yani aylık süre bazında tekrardan kontrol yüklemen gerekiyor. Öyle bir şey var. Yani ama işte uğraşılır mı uğraşılmaz mı ayrı konu. Evet, bir ara ben de vardı kızım için hata almıştım öyle. Dediğin gibi uğraşılmıyor ama bir süre sonra unutuyorsun bir şey oluyor. Yani kontrol yüklemeyi unuttun mesela. Kapanıyor bir şey geliyor. Yani 3 ay mesela yüklemiyorsun. Hat kapanıyor. Yani. Bir sürü şey var yani. Sıkıntıları var ama uğraşalım derseniz de yapılabilir. Böyle bir ipucu da vermiş Mihriban isimli okuyucumuz, takipçimiz sağ olsun. Ama şunu da belirtmek istiyorum ben. Yani mobil iletişim bayağı ucuzladı ya. Ben bir mesajın 2 kontör olduğu günleri hatırlıyorum. 2 kontör. Evet. Ki o zaman kontör şimdinin parasıyla belki 40 lira 100 kontör. Düşünsene 50 tane mesaj atıyorsun 40 lira. Tabii şimdi ama işte o üzülüyor. Konuşmanın saniyesi 6 saniyede bir kontör atıyordu. Evet. Tit tit kulağımıza geliyordu 6 hatta. 6 saniyede ya. Şimdi bakıyorsun bir atıyorum şimdi 60 liraya bir paket aldım. Yani 1000 dakika konuşma ediyor içinde. Ya ama o şimdi tamam konuşma. Yok bir operatörler arası sınırsız falan. Şimdi konuşma ve SMS tamam ucuzladı ama şey hala pahalı bence internet. İnternet falan. Pahalı canım mobil internet pahalı. Ama ileride işte muhtemelen o da sınırsız olacak. Olacak. O zaman da diyeceğiz ki işte. Hatırlasana Özgür Çetin. Sen tamam. İşte. O zaman operatörler onu çıkaracak başka şeyler bulursam merak etme. Tabii canım şimdi yani. Yani öyle bir durum olabilir. Ses konusu bizim operatörler olduğunda her türlü bulurlar yani. Evet arkadaşlar bir şikayetim var, programın daha sonuna geldik. Videonun içinde söyledik ama bir kez daha hatırlatalım. Burada biz 8-10 tane şikayeti aldık. Şikayetlerin kalanını açıklama kısmında bir link vereceğiz. Oradaki haberimizin altında görebilirsiniz. Şikayetlerde konuk etmemizi istediğiniz markalar varsa da bu videonun altında yazın ya yorumları yazın. Hepsini değerlendireceğimizi söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.